Sizin görüşünüz seviyemizde eskiden tanıdığımız bir arkadaşımızla birlikteyiz. Ömer Faruk Bostan. Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Seninle daha önce bir S20 Plus videosu çekmiştik değil mi? Samsung evet. Galaxy S20 Plus videosu çekmiştik. Sen Samsung Galaxy S20 Plus'tan ne kadar memnun olmadığını anlatmıştın aslında. Ben o videonun linkini de açıklama kısmına ayrıca bırakırım. Merak eden arkadaşlarımız, o videoyu izlemeyen arkadaşlarımız döner bir izlerler. Ve yine yanlış hatırlamıyorsam Ömer, o videoda kullandığın Samsung Galaxy S20'yi satıp OnePlus almayı düşündüğünden de bahsetmiştin, öyle değil mi? Doğru mu hatırlıyorum? Yani aslında öyle olmadı. Pek ben o telefonu gittiği yere kullanmayı düşünüyordum. Fakat yani durumum olunca satıp başka bir cihaza geçmek. Süper. Şimdi üzerinden epey bir zaman geçti. Ne zaman yayınlamıştık o videoyu? O video yaklaşık 4 ay oldu. 4 ay sonra Ömer tekrar Hardware Plus ofisinde ve bu sefer OnePlus 9R'si ile birlikte. Evet. Ne zaman aldın bu cihazı? Aslında cihazı alalı 2 ay oldu yaklaşık olarak. 2 ay oldu. Süper, tamam. Bize bu cihazla ilgili görüştüğünü anlatacaksın. Ama bir önceki videoyu izlemeyen arkadaşlarımız vardır. Bir şeye başla. Kendinden başla ilk önce. Hatırlat bize. Evet, Ondan sonra da şeye girelim. OnePlus 9R'ye girelim. Kendimi tanıtayım. Ömer Faruk Bostan ismim. Üniversite okuyorum İstanbul'da. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Bilgisayar mühendisliği. Hı hı. Daha önce S20 Plus, Mi 9T, F2 Pro, Mi 10T kullandım. En son bu cihaza geçtim. Yakın zamanda. Süper. Şimdi biliyorsun dedin ki parayı bulunca dedin. Durumum düzelince. Evet. Şeyden ne derler? Samsung Galaxy S20 Plus'tan kurtuldum. Sattım onu. OnePlus aldım. Tek opsiyon bu muydu kafandaki Ömer? Başka alternatifler var mıydı? Aslında tek opsiyon değildi. Gene Samsung cihaz bakmaya başlamıştım. Fakat Türkiye'de ikinci el Samsung piyasası yüksekti ve gene Exynos'lu modeller vardı. Snapdragon modeller bulunmuyordu. Onun için ben de uğraşmayı bırakıp direkt OnePlus 9R aldım. Sıfır mı aldın bunu? Evet, sıfır aldım. İkinci el Samsung alacağını sıfır OnePlus 9R aldım. Süper, çok güzel. Bunu alırken seni en çok cezbeden özelliği neydi? Yani beni en çok cezbeden özelliği Exynos'tan kurtulmam dolayısıyla gelecek stabillik, pil performansı, arayüz performansı vesaire. Peki, stabil mi cihaz gerçekten? Cihaz, yani evet, S20 Plus'ta 120Hz'de FPS dropları oluyordu arayüzde bile. Bu cihazda olmuyor. Onun dışında herhangi bir aşırı ısınma durumu yok. Ya da benim Samsung S20 Plus'ta yaşadığım işte o ısındım, kapandım, ısındım, şu arka plandaki uygulamaları kapattım ve benzeri sorunların hiçbirini yaşamadım bu cihazda. Hikayede yok böyle bir şey. Performansı oldukça iyi, hani akıcı, herhangi bir takılma donma yaşamadım. Çok güzel. Peki bir şey soracağım. Şu hatırladığım kadarıyla meraklı arkadaşlarımız da hatırlayacaktır. Sen Samsung Galaxy S20 Plus'ını işte farklı bir arayüzde kullanan, yani cihazı kutudan çıktığı gibi kullanmayı tercih etmeyen bir kullanıcıydın. Evet. Ve hatta yine aklımda kaldığı kadarıyla senin deneyim videonu yayınladığımızda birçok arkadaş o videonun altına yorum olarak ya kardeş sen zaten bu cihazı Samsung'un sana verdiği gibi kullanmıyorsun. Bahsettiğin ısınma, pil sorunları falan oradan kaynaklanabilir gibisinden yorumlar da okumuştum diye. Doğru hatırlıyorum evet, değil mi? Doğrudur. Bunu nasıl kullanıyorsun? Kutudan çıktığı haliyle bunu, mi kullanıyorsun? Evet, kutudan çıktığı haliyle kullanıyorum. Oksijen os yüklü üzerinde sadece root var. Root yattın yine. Aynen sadece. Peki onu farklı bir arayüzde kullanman, bunu oksijenle kullanmaya devam etmenin nedeni ne? Sence oksijen daha başarılı bir arayüz mü? Samsung'un arayüzünden daha başarılı bir arayüz bence değil. Ama daha hızlı ve daha seri. Fakat özellik fakiri diyebilirim. Hani en basitinden bu S20 Plus'ı bilgisayar televizyona bağladığınızda HDMI üzerinden bir arayüz sunuyor size, Dextin adı verilen. Ama bu cihazı direkt bağladığınızda direkt ekrana görüntüyü yansıtıyor. Yani özel bir arayüz ya da bilgisayar modu gibi bir özelliği yok. Onun dışında yani genel olarak Samsung'un uygulamaları da mesela bu cihaz Google arama mesaj açma, Google aramayla geliyor. Samsung'un o konuda özelleştirilmiş yani kendi uygulamaları var. Yani bu cihaz genel olarak hızlı, seri fakat yani özellik olarak One UI kadar dolu değil. Okay. Peki şunu bize son noktada söyleyecek olursan, Ömer bu cihazı kullanmaktan memnun mu? Yoksa keşke Samsung şu yaşadığı sorunları yaşatmasaydı da onu kullanmaya devam etseydi modunda mı? Ya bu cihazı kullanmaktan genel olarak memnunum. Yani cihazın zaten hani hangi segmentte çıktığını biliyorum. Beklentilerimi karşılıyor. Sadece işte kamerası biraz zayıf. Onun dışında benim cihazımda pili biraz az gidiyor. Yani bu cihazı kullanan birkaç arkadaşım daha var. On keza OnePlus 8'de kullanan arkadaşlarım da var. Onlar pilde 6 ila 8 saat ekran süresi oluyor. Ben 4-4,5 saat alıyorum. Bunu çözmek için cihazı
Tamamen sıfırlayıp güncelleyip baştan kurdum ama bir şey değişmedi. Onun dışında dediğim gibi kamerası biraz zayıf. Kamerası da biraz... Şimdi onu biraz açalım. Kamerası biraz zayıf derken Samsung'un kameralarına göre mi biraz zayıf, yoksa kendi segmentindeki diğer telefonların kameralarına göre mi daha zayıf? Ne düşünüyorsun? Şimdi bu cihazı süper orta sınıf bir amiral cihazı değil ya. OnePlus 9 ya da 9 Pro gibi bir cihaz değil. Mesela en basitinden ön kamerada çözünürlük ayarı yok. 1080p 30 çekiyor. Samsung o S7 Plus 4K 60, 4K 30. Ya 4K çekmese bile hani 1080p 60 da çekmiyor ön kamerada. Onun dışında arka kamerada eski bir sensör kullanıyor, 48 megapiksellik. O da yani gece çok başarılı değil. Gündüz ortalama fotoğraflar çıkarıyor. Yani onun dışında zaten... Sen nasıl bir fotoğraf telefon kullanıcısı? Yani senin için nasıl fotoğraf çektiği çok önemli mi? Samsung S7 Plus biliyoruz ki iyi fotoğraf çeken bir cihazdı. Ondan sonra bunu kullanmak fotoğraf açısından bünyede gaz yapıyor mu? Öyle söyleyeyim yani. Benim için çok önemli değil. Ben sadece bir hani belge lazım olduğunda ya da manzara çekerim ya da işte karşılaştırmak için fotoğraf çekerim. Yani çok önemli değil. Mesela dediğim gibi bu eksiklikler sadece olduğu için burada belirtmek için bunları gidip karşılaştırdım. Şeyi söyleyeyim. Pil ömrünün başka insanlara yetip sana yetmiyor olması herhalde bunun ana nedeni senin onlardan daha çok ve belki de daha pil tüketen bazı uygulamalar için cihazı kullanıyor olmandır diye tahmin ediyorum. Sen daha farklı ne yapıyorsun? Bize bir hatırlatsana. Öbür videoda bunu konuşmuştuk ama. Evet, ben çift sim kullanıyorum. Genelde hotspot açık geziyorum. Dolayısıyla bu cihazın da pili dayanmıyor. Ya bir de şöyle bir şey var, fark ettim. Bu cihazın pil optimizasyonu aslında diğer cihazlara göre biraz kötü. Şöyle kötü. Mesela ben bazı belli uygulamaları arka planda çalışmasını istemem ve pili optimize ederim. Arka planını engellederim. Fakat en basitinden Trendyol gene bildirim atmaya devam ediyor. Mesela bu Samsung'da olmuyordu. Samsung'da pil optimizasyonu açtığında Trendyol'u tamamen uyutuyordu. Ben sadece girdiğim zaman aktif oluyordu. Ben böylelikle çoğu uygulamayı root'la uyutmak zorunda kaldım bunun yüzünden. Ama gene de çoğu uygulama, yani ağır bir pil optimizasyonu yapsam da cihaza 4,5 saat falan alıyorum. Garip bir şekilde. Anladım. Pil konusunda ve kamera konusunda, daha şöyle söyleyeyim, kamera konusunda belki seni tatmin etse de kamerasının genel anlamda iyi olmadığını söyleyebiliriz. Evet. Pil konusunda ise OnePlus 9 ve seni şey yapmıyor, ne derler, tatmin etmiyor. Senin ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermiyor diyelim daha doğrusu. Evet, ama şöyle bir iyi yanı var, 65 watt şarj aletiyle şarj oluyor ve çok hızlı şarj oluyor ve warp sayesinde telefon az ısınıyor yani nispeten diğer şarj aletlerine göre. Ama bu Warp'ın da kötü bir yanı var. Ben S7 Plus'ın içinden çıkan şarj aletiyle ortak standart Power Delivery kullandığı için MacBook'umu da şarj ediyordum. Başka cihazları da hızlı şarj edebiliyordum. Fakat bu içinden çıkan 65 watt şarj aleti MacBook'umu 10 watt şarj ediyor en basitinden. Ve kendine özgü bir standart kullanıyor. Mesela o şarj aletini kaybetsem ya da bozsam şu an Türkiye'de kolay bir şekilde bulamam Warp şarj aleti. Onun dışında dediğim gibi günümüzde herkes kutudan şarj aletini çıkarıyor. Çevreyi koruyacağız ayağına. Fakat OnePlus burada kendi standardını diretiyor. Yani ortak bir Power Delivery standardı kullanıyor ama 65 watt'a kadar Power Delivery desteklemiyor. Keşke destekleseydi. Peki sence bu OnePlus 9 Ray'nin bu sayede iki senin kullanımındaki dezavantajından başka dezavantajları var mı? GPS'i şimdi bu cihaz global olarak tanıtılmadı. Bir Hint bir de Çin'de var. Benimki Çin modeli LE2100 diye geçen. GPS'i pek iyi değil. Yani Türkiye'de S7 Plus'a göre kapalı mekanlarda geç kilitliyor. Açık alanda bir performans düşüklüğü yok. Fakat ben İstanbul'da her yere GPS'le gittiğim için kapalı mekanda ya da metroda, otobüste geç geliyor biraz. Onun dışında aksesuar bulamıyoruz tabii ki Türkiye'de tanıtılmadığı için. Yani onu söylemeye bir gerek bile yok. Ama şimdi bunu bir negatif yanı olarak söylemek de çok da mantıklı değil bir yandan da. Onu da kabul etmek lazım. Evet. Hatta bir de şöyle bir efsane var. 8T kılıfı 9'lara oluyor diye. Onu da denedim. Olmuyormuş. Çok güzel. başka bir şeyler var mı aklında? Yani şimdi bu cihaz süper orta sınıf dedim. Amiral olarak bunu OnePlus lanse etseydi derdim ki IP sertifikası yok, negatif olur. Kablosu şarj yok. Çok negatif olur. Negatif olur derdim ama bu cihaz orta sınıf olduğu için, yani süper orta sınıf olduğu için ben bunları eksi olarak burada söylersem beni linçlerler. Peki, sence bu cihazın artı yönleri neler? Yani hem senin kullanımındaki artı yönleri hem de genel anlamda senin çok kullanmasan da cihazın sahip olduğu kapasite nedir? Cihazın yani işlemcisi güzel, hızlı seri. Onun dışında
yapım kalitesi güzel. Ön arka cam, kasa metal. Hani beklediğimden iyi geldi. Hani elde tutuşu, premium hissiyat dediğimiz olay. Onun dışında ekranı 2K'dan 1080p'ye düşünce fark ederim zannetmiştim ama gayet güzel ekranda. Güzel bir şey bu. Onun dışında dediğim gibi hızlı şarjı hızlı oluyor. 65 watt. Samsung'un ısınmasından dolayı şarjı yavaşlatmasından ötürü bu çok iyi geldi. Yani 2-3 katına katlandı şarj olma hızı. Onun dışında DAC'sız çeviriciler de bu cihazda çalışıyor. Samsung'da öyle bir zorunluluk vardı. DAC'lı çeviriciler gerekiyordu onda. O çeviriciler de 150-200 liradan başlıyor. Bunda basit bir 3.5 milim dönüştürücü aldığınızda kablolu kulaklığınızı çok rahatça kullanabiliyorsunuz. Bu sessiz almak için ayrıyeten fiziksel tuş bulunması güzel. Herhangi bir ortamda 3 farklı kademesi var. Sessize titreşim alabiliyorsunuz direkt. iPhone'daki gibi. Bu çok yararlı. Keşke tüm üreticilerde olsa. Öyle. Bir şey sormak istiyorum. Bu senin ilk OnePlus cihazın mı? Bu benim ilk OnePlus cihazım ama ben hani OnePlus'ı yakın zamandan takip ediyorum. Hatta şöyle bir temessüm ettim bu cihazı kurduktan sonra. Burada Red Cable Club diye bir sistemleri var ve orada oturum açtığınızda şeyi gösteriyor size. OnePlus forumunda üyeliğinizi oluşturduğunuz tarihten itibaren olan gün sayısını gösteriyor. Ben de 2740 gün yazıyor. Yani bu da 7,5 yıl önce diye tekabül ediyor. Yani OnePlus'ı uzun zamandır takip ediyorum. Bu benim ilk OnePlus cihazım ancak. Eline aldığın zaman hani o kadar uzun zamandan beri takip ediyorsun ama ilk kez sahip olduğun bir OnePlus cihaz var. İlk eline aldığın zaman, kutusundan çıkarttığın zaman sana malzeme kalitesi olarak S20 Plus'tan daha kötüymüş gibi bir his uyandırdı mı? Hayır. Okey. Yani bunu şey için soruyorum. S20 Plus artık zaten iki jenerasyon öncenin telefonu. Cihazı öyle ya da böyle. Bu ise görece olarak daha yeni. O aradaki şey farkını, jenerasyon farkını OnePlus malzeme kalitesi olarak yakalayıp daha doğrusu yıkmayı başarmış mı? Evet. Şey olarak. Evet. Süper, çok güzel. Peki bu cihazın boyu ağırlığı ve diğer cihazın boyu ağırlığı elinde böyle uzunca bir süre yabancı bir şey gibi hissettirdi mi sana, yoksa alışması kolay oldu mu? Alışması kolay oldu. Cihaz zaten 190 gram, yani hafif olabildiğince. Yani çok aramadım yani S20 Plus'ın. Anladım. Son bir iki şey daha sorup ondan sonra videoyu bitirmek istiyorum Ömer. Biz biliyoruz ki S20 ailesinde başka sorunlar, benzer sorunlar yaşayan başka arkadaşlar da var. Hepsine cihazlarını satıp OnePlus 9'u veya almalarını önerir misin? Yani kamera istiyorlarsa önermem ama onun dışında genel kullanım arayüz gayet iyi. Ama 9R şimdi şöyle, ülkemizde resmi yollar gelmiyor. Onun için hani onun da bir şey var, garantisi yok. Hani onları da artık kendi kararlarına bırakırım. Peki ben buradan şöyle, bu yaptığın yorumlardan şöyle bir şey anlıyorum. Biz şimdi 4 ay önce Ömer'le S20 Plus videosu çekmişiz, yayınlamışız. Bugün 9R, OnePlus 9R videosu çekiyor. Sanki bir 4 ay sonra da Ömer kapıyı çalıp elimde başka bir cihaz var diye gelir mi? Yani bundan böyle bir memnuniyetsizlik var mı? Yoksa ben mi yanlış anlıyorum Ömer? Cihazdan gayet memnunum ama şartlar el verirse neden olmasın? Nedir, aklında var mı herhangi bir şey? Yani şu anlık belli bir cihaz yok. Anladım. Ama diyorsun ki parayı bulursam şey anlamında, tıpkı S20 Plus'ı verip bunu aldığım gibi bunu da verip başka bir şeyler alabilirim. Evet. Okey, tamam, süper. Ömer, kamerası ile ilgili söylediğin şeyleri, ne derler, yetersizlikleri, senin çektiğin bazı fotoğrafları zaten bu kameradan bahsettiğimiz yerlerde arkadaşlarımızla paylaştık. Eminim ne demek istediğini kolayca anlayacaklardır. Pil ile ilgili olan konumları da senin böyle bir işte çift sim hat, birbirinde internet bağlantısı ve bir paylaşıma sürekli açık ve senin bizim ofisi ziyaret ettiğin anlardan bildiğim kadarıyla da laptop sürekli açık, cep telefona bağlı filan bir kullanıcı olduğunu akıllarından çıkarmayarak değerlendirmelerini rica edelim, değil mi? Evet. Yani Ömer orada çok güzel bir şey söyledi. Başka OnePlus cihazlar ve aynısı başka arkadaşlarıma daha uzun verirken, kullanım ömrü sunarken bana sunamıyor da dedi zaten şey olur. Ömer, bence bu gidişle Huawei telefonlara doğru emin adım ilerliyor gibime geliyor benim şey anlamında, pil kullanımı anlamında. Seni belki de bir sonraki sefer bir Huawei cihazla burada görüyor oluruz. Ya da laptopla şey olsun diye, takım olsun diye, ekosistemi de kurayım artık diye iPhone'la görürüz belki. Ne dersin? Bilemiyorum. Huawei olmaz. Ondan olmaz eminim mı? De. Okey, tamam. Apple belki. Okey, tamam. Ömer, ayağına sağlık. İyi ki geldin. İyi ki yaklaşık 2 aydan beri kullandığım bu OnePlus 9 Pro ile ilgili görüşlerini bizlerle paylaştın. Arkadaşlar, lütfen siz de
Ömer gibi yakın geçmişte bir iki ay içinde yeni cihazlardan herhangi bir tanesini aldıysanız hvp.com.tr/ sizin görüşünüz adresindeki formu doldurup buraya stüdyomuza gelip düşüncelerinizi tüm dünya ile paylaşabileceğinizi unutmayın. Sizlerden birisini çekeceğimiz bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.